için yürüyor. Zafer bayramı için yürüyor. Beyler Beylikdüzü'nde atası için yürüyor. Türkiye Cumhuriyeti. Beylikdüzü'nde dördüncü defa barış sevgi buluşmaları bugün aynı zamanda. Özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramımızla bu korteji ve buluşmayı başlattık. Çünkü 1922'de kazanılmış bu zaferde Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ulusu aslında bir bağımsızlık mücadelesi verdi ve ardından tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya, yakın coğrafyamıza bir barış mesajı ulaştırdı. Yurtta barış, dünyada barış mesajı ulaştırdı. O bakımdan biz bugün savaş sonrası kazanılmış bir zaferi değil, aynı zamanda savaş sonrası kazanılmış bir barışı kutluyoruz. Bütün yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Ama unutturanların hepsine de naletliyorum. Bir ülkenin en önemli şeyleri milli ve manevi bayramlarıdır. Milli ve manevi bayramlarınızı unutturmaya çalışırsanız ülkenizde çok şeyler kaybedersiniz. 95 yıl önce herkesin, bütün emperyalistlerin her şeyin bitti dediği günden itibaren zaferin sonuçlandığı, taşlandırıldığı bir gündür. Bugün aslında bir diriliş günü. 30 Ağustos emperyalizme karşı Türkiye'nin bağımsızlığı için tam da Türkiye'nin kurtuluş müdahalesinin simgeleştiği bir gün. Bu coşkuyu bundan önce yaşadık. Bundan bugün daha anlamlı. Çünkü bugün daha çok saldırıların olduğu bir dönemde Atatürk devrimlerine bugün daha çok ihtiyaç var. Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyona, karaktere, yaklaşıma bugün daha çok ihtiyaç duyulduğu bir günü yaşıyoruz. Hadi gel.